rektör danışmanım, sayın dekanım, sayın dekan yardımcım, saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlarım, değerli konuklarımız. Bugün bildiğiniz üzere 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Halk Sağlığı Günlükleri konferans dizimizin ilk toplantısına diyabet etkinliğiyle başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü akışımız saygı duruşu ve istiklal marşı, açılış konuşmaları, Profesör Doktor Haydar Sur'un "Diyabet bir halk sağlığı sorunu mudur?" konulu anlatımı, Doçent Doktor Ferit Kerim Küçükler'in "Klinisyen gözünden diyabet" konulu anlatımı, ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi, kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere okulumuzun rektör danışmanı Tayfun Uzbay'ı davet ediyorum. Sayın dekanım, değerli bölüm başkanları, kıymetli akademisyenler, konuklarımız ve sevgili öğrenciler. Şu anda tarihi bir anı yaşıyoruz bir kere. İlk başta onu söyleyeyim. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin ilk etkinliği bu. Bu yıl ilk defa öğrencilerimizi aldık. İlk defa Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Burada bulunanların büyük çoğunluğu da bizim öğrencilerimiz galiba. Bizim öğrencilerimiz dışında var mı öğrenci? Sizler, misafir öğrencilerimiz, dışarıdan da öğrencilerimiz var. Peki sizler kaçıncı sınıfsınız? Tıp fakültesinden var mı dışarıdan konuk? Yok. O zaman tıp öğrencilerinin tamamı birinci sınıf öğrencileri. Üsküdar Üniversitesi Tıp Öğrenci Kulübü'nün ilk etkinliği bu etkinlik. Ve ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum Üsküdar Üniversitesi'ne. Ve bu benim için de çok onur verici, heyecan verici bir konuşma. İlk öğrenci kulüp etkinliği ve bu etkinlikte diyabeti seçmişsiniz. Ben aynı zamanda tıp fakültesinin halihazırda dahili bilimler bölüm başkanıyım ve diyabet bizden sorulur diyelim. İlerleyeceksiniz inşallah yüksek sınıflara geldiğiniz zaman dahiliye stajlarınızı yapacaksınız, birer hekim olacaksınız ve diyabet önemli bir problem olarak karşınıza çıkacak hastalara dokunduğunuz noktada. Ve şu anda, yani siz mezun olunca ne kadar olur miktar bilmiyorum ama şu anda Türkiye'de %34'e yaklaşmış durumda diyabet görülme sıklığı.
Tabii bunun birçok nedeni var ama başta gelen en önemli nedeni kötü beslenme ve beslenme alışkanlıklarını uygun bir şekilde yapamama, özellikle bu dönemin en önemli problemlerinden birisi şu anda. Ve giderek de artacak gibi gözüküyor. Çünkü diyabetle kol kola yürüyen başka bir problem daha var, o da obezite. Baktığımız zaman Türkiye'de obezitede kontrolsüz bir şekilde giderek artma eğilimi gösteriyor. Benden sonra konuşacak olan alandaki deneyimli hocalarımızı dinleyeceksiniz. Onlar size diyabet hakkında daha fazla bilgi verecekler. Bugün Dünya Diyabet Günü, böyle bir gün içinde böyle bir etkinlik düzenlenmesi ayrıca son derece önemli. Neden Diyabet Günü 14 Kasım? Çünkü Kanadalı ünlü bir hekim var ve 1923 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülünü almış. Kanadalı Frederick Grant Banting. Onun doğum günüymüş 14 Kasım. O nedenle 14 Kasım tarihi dünyada diyabet günü olarak kutlanıyor ve bizim Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılının Nobel ödülünü de almış. Nobel ödülü almasının nedeni de insülini keşfetmesi ve insülinin ne işler yaptığını, fizyolojik olarak ne kadar önemli bir hormon olduğunu vücutta göstermiş olması son derece önemli. Ben konuyu çok uzatmak istemiyorum. Sadece bizim öğrencilerimizsiniz, başlıyorsunuz ve siz hekim olacaksınız. Şu anda dünyanın içinde bulunduğu bir trende, daha hekimlik mesleğinin başlangıcındaki hekimlik mesleği dedim. Bakın, hekimlik hem bir meslektir hem bir bilim alanıdır. Sadece tek başına bir meslek değildir. Mezun olduğunuz zaman evet bir meslek icra edeceksiniz aynı zamanda ama tıp bir bilim alanıdır. Kanıta dayalı tıp önemli bir bilim alanıdır. Dünyanın bilim lokomotifidir diyebilirim hatta. Son derece önemli çünkü insan sağlığı yerine bir şey konulamayan, olmazsa olmaz bir şey ve siz insan sağlığına dokunacaksınız. Biliyorsunuz tıbba çok fazla saldırıların da olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Saldırılar derken bu saldırılar gene bilim eliyle maalesef yapılıyor. Alternatif tıptan, tamamlayıcı tıptan bahsediliyor. Alternatif ve tamamlayıcı tıp üzerinden de kanıta dayalı tıp hasar görmeye başladı artık. Textbook'ları açarsanız, önemli kitaplara bakarsanız alternatif tıbbı göreceksiniz yabancı yayınlarda da. Tamamlayıcı tıp olarak da geçiyor. Fakat oradaki alternatif ve tamamlayıcı kelimesi maalesef birileri tarafından hedefinden saptırılıyor ve bambaşka yerlere doğru götürülmeye çalışılıyor. Bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Mesleğinize ve alanınıza sonuna kadar sahip çıkacak bir bilinç içinde buraya adım atmanız lazım. Guideline'lar var, işte kılavuzlar var ve kılavuzların size yol göstericiliği var. Biz sizi en güzel şekilde burada yetiştirmeye çalışacağız. Ve şunu hiç kimse aklından çıkarmamalı. Alternatif tıp demek, kanıta dayalı tıbba alternatif başka bir alan demek değildir. Alternatif tıp gene yetkisi olan kişi tarafından, kimdir yetkisi olan kişi, hastaya dokunma yetkisi olan, tanı koyma yetkisi olan, tedavisine karar verme yetkisi olan kişi kimdir? Bir hekimdir. Gene bir hekim tarafından, gene tıbbın içinde herhangi bir tedaviye yanıt alınamadığı durumda bir yaklaşımın alternatifi, evet alternatif bir tıp yaklaşımı olabilir. Tıbbın alternatifi gene kendi içindedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tıbbın alternatifi hekim olmayan kişiler tarafından, alanında uzman olmayan kişiler tarafından ve gene tıbbın kendi içinde uzmanlık branşı dışında başka branşlardan hariçten gazel okuyarak yapılan bir iş değildir. Ve burada da etik koşullar, etik kurallar devreye girer. Biz size bunları da en iyi şekilde öğretmeye çalışacağız. Tamamlayıcı tıp diye ayrı bir alanda yoktur. Tıbbın dışında tıbbı tamamlayan başka bir alan yoktur. Tamamlayıcı tıp gene tıbbın kendi içinde, gene hekim tarafından uygulanan, gene etik kurallar çerçevesinde tedaviye katkı sağlayacak uygulamaları kapsar.
Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Dünya Diyabet Gününüzü kutluyorum. Umuyorum ki sizin gibi genç ve arzulu öğrencilerimiz sayesinde ve yeni hekimlerimiz sayesinde ki bugün diyabet tedavisinde büyük ölçüde tip 1, tip 2 bunlar ayrılır biliyorsunuz ve özellikle tip 1 olanda insüline bağımlı olarak yaşar hastalar. Belki de gelecekte diyabet radikal tedavi edilebilir bir hastalık haline sizler sayesinde gelecektir. Buna da kafa yormanız lazım. Çünkü bugün tıpta bulunduğumuz noktada evet biz bulaşıcı hastalıkları hallettik, aşılarla birçok problemi eradike ettik, aşılarla önemli ölçüde korumalar sağlıyoruz. Çok tehlikeli, çok korku verici bir takım hastalıklar, ne bileyim aklıma kuduz geliyor, veba geliyor, çiçek geliyor. Bunların hepsinin hakkından geldik. Ancak bugün bulunduğumuz noktada semptomatik tedavi yaptığımız, yani hastaların sadece hastalığın belirtilerini baskı altına aldığımız bir tedavi şekli var. Biz buna semptomatik tedavi diyoruz. Semptomatik tedaviye bağlı olduğumuz çok alanlar var. Onlardan bir tanesi diyabettir. Diyabete radikal çözüm üretmek gerekiyor. Bu radikal çözümü de gene kafa yorarak, bilimden sapmayarak, bilim alanında çalışarak, kanıta dayalı tıbba gayet güzel bir şekilde sizlerin sunacağına inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tayfun Uzbay hocamıza bu konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrar programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Dekan Yardımcısı Murat Kalemoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Notlarınızdan faydalanayım mı? Arkadaşlar, ben öncelikle gurur duydum. Sizlerden de gurur duydum. Bu ilk çalışma beni gururlandırdı. Ne kadar hevesli, ne kadar istekli bir öğrenci grubuyla karşı karşıyayız diye. Gerçekten bir hocanız olarak gurur duydum. İnşallah bize daha ileride çok daha iyi gururları yaşatacaksınız. Tayfun hocamızın dediği gibi belki de kalıcı şeker hastalığının tedavilerini, diğer tedavileri, teknikleri, sizler neden olmasın, sizler neden başarmayasınız? Daha birinci sınıfın ilk yıllarında böylesine güzel bir etkinliği düşünüp ve hayata geçirmeniz bile çok çok önemli. Gurur duydum. İnşallah daha güzellerini de yaparsınız. Şeker hastalığı deyince biliyorsunuz ben cerrahi kökenli, cerrahi bilimler bölüm başkanıyım aynı zamanda, genel cerrahi uzmanıyım. Diyabetle ilgili biliyorsunuz tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi de şu an cerrahlar arasında en moda, en revaçta olan bölüm. Obezite cerrahisi veya tip 2 diyabet cerrahisi diye de adı geçiyor. Tabii seçici davranmak lazım, herkes için uygun olan bir tedavi yöntemi değil. Endikasyonlar dahilinde, yapım kriterleri dahilinde uygulanması gereken bir hastalık grubu cerrahi tedavisi. Ben uzun konuşayım. Bu nedenle çok sizi de değerli vaktinizi de almayayım. Konuşmamı tamamlamak istiyorum. Tekrar böylesine güzel bir organizasyon yapmanız, Tıp Fakültesi Dekanlığımız adına böylesine güzel bir etkinliği hayata geçirmeniz gerçekten gurur verici oldu tüm hocalar namına. Teşekkür ediyorum bunun için tüm hazırlığı bu konuda emeği geçen arkadaşlara. Teşekkürler. Merhaba, ben Üsküdar Tıp Fakültesi Öğrenci Kulübü Başkanı Rana Arım. Kulübümüzün ilk etkinliğinde sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyuz. Bugün burada Üsküdar Tıp Fakültesi Öğrenci Kulübü'nün ilk etkinliğini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi fakültemiz bu yıl ilk kez öğrenci aldı ve biz ilk öğrenciler olmanın mutluluğuyla güzel etkinlikler yapmanın gururu ve öğrenci geleneklerini başlatmanın gururunu yaşıyoruz.
Kulübümüzün içinde 6 çalışma grubumuz var ve hepsi de ayrı ayrı harika çalışmalar yapmaya şimdiden heyecanla başladım. Bunlardan biri de şu anda bu etkinliği düzenleyen Halk Sağlığı grubumuz. Arkadaşım Şeyda, Halk Sağlığı direktörümüz. Ben ona ve ekibine etkinliğimiz için çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen, başta başkan yardımcılarım Zeynep ve Kutlu olmak üzere, Üsküdar Tıp Fakültesi Öğrenci Kulübü'nün bütün yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve sevgili saygıdeğer konuklar, bugün burada olmanız bizim için çok anlamlıydı. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben de bu aşamalarda sık sık kapısını çaldığımız, kendisinin de yardımlarını esirgemediği Ayhan Özçayın hocamıza, kulübümüze ve etkinliğimize verdiği değerli katkıları için dekanımız Haydar Su hocamıza, Memorial'dan bizim için gelip konuşma yapan Ferit Kerim Küçükler hocamıza çok teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Fakülte Dekanımız Profesör Doktor Haydar Sur hocamızı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sevgili meslektaşlarım, size böyle hitap etmekten çok ama çok doyuma ulaşıyorum. Tam anlamıyla mesleğimize hoş geldiniz. Hep beraber hepimizi alkışlayalım. Öğrenci kulübümüzün bu etkinliği profesyonelce bir tasarım içeriyor. Önce gelip benden de konuşma yapmamı istediklerinde dedim ki hani ben fakülte dekanıyım biraz ayıp olmaz mı? Keser kendine yontuyormuş gibi görünmez mi filan dedim. Ama öğrencilerim dediler ki hocam halk sağlığı açısından konuşmanızı biz çok istiyoruz falan. Hani böyle bir kendini öne atma gibi bir niyetimiz yok. Sadece meslektaş olarak paylaşımımı sizinle gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu bilgilerin bazıları belki sizin tıp bilgi düzeyinizin biraz üstüne çıkabilir ama merak etmeyin, bu sunumları alın. Şöyle bir yokladığınızda yavaş yavaş bu bilgiler tortu halinde çökelecek ve siz 1'de, 2'de, 3'de, kaçta olduğunuzun bir önemi yok. Genç birer doktor olarak zımba gibi İçimizde yer alacaksınız. Bu güzel duygularla beni de böyle konuşmaya ne derler teşvik ettiğiniz için hepinize ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Obezite ve diyabet bir halk sağlığı sorunu mudur? İdi. Böyle bir seyyar mikrofon varsa alayım arkadaşlar. Kayda geçecek çünkü. Şuradan konuşayım. Ben gezerek konuşanlardanım. Sınıftan biliyorsunuz. Ama değerli meslektaşım Ferit Kerim Hoca'nın bizim ekibimizle beraberce konuşmayı kabul etmesi üzerine diyabet kısmını klinisyene bırakmam böyle bir mesleki şeydi benim için. Ne derler? Bir zorunluluktu. O nedenle ben sadece obezite, sağlık riski kısmına değineceğim. Hastalanma durumundan sonrasını da kıymetli arkadaşıma bırakacağım. Böylece daha güzel bir rol paylaşımı yapmış olacağız. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Sağlıklı beslen ve hareketli kal. Yaşamın bütün güzelliği de hareketli kaldığımız sürecedir. Kendimizi köşeye çektiğimiz anda vücut da bir müddet sonra hareket benim için lazım değilmiş sinyallerini vermeye başlıyor ve kendi kendini ihtiyarlatıyor. Yaşın kaç olduğunun bir önemi yok, biyolojik yaşın. Hareketli kalmak ve bunu da sağlıklı gıdalardan aldığımız enerjiyle sürdürmek akıllılığını gösteren herkes hayattan zevk alır, mutlu bir şekilde olabildiğince uzun yaşar. Tıbbın da aslında insanlara vermek istediği temel mesaj burada yatıyor. Size halk sağlığı ilk dersimizde anlatmıştım, bir gökkuşağı grafiği var diye. İşte o grafik böyle. Bir insan hastalandıktan sonra onun tekrar sağlıklı hale kazandırılması çabaları 1, 2, 3 dördüncü katmanın 1/8 kadar bir önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen derste konuştuk. Sağlık hizmetlerinin tedavi edici hizmetlerin toplum sağlığına katkısı %10-15 diye rapor, Lalonde raporunu hatırlayın. Daha ziyade 50-60'ı sağlıklı yaşam tarzında gidiyor.
%10'u 15'i genetik sebeplerden meydana geliyor. O yüzden biz diyabet olsun, başka şeyler olsun, obezite olsun, öncelikle tabii burası içinde bir mücadelemiz var ama esas başarının sırrı şu ikinci katmanda yatmaktadır arkadaşlar. Bu grafiği ömrünüz boyunca hiç unutmayacaksınız. Hastalarınızla konuşurken de bu grafik üstünden mesajlarınızı vereceksiniz. Obezite şudur. Şöyle tanımlanıyor. Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesine obezite denir. Bütün mesele yağ birikmesi. Latince kökenli yemek yemeye obedere diyorlar. Bunu yemek yedi, yedim geçmiş zamanda fiil olduğunda da obesus oluyor. Yani obez dediğiniz zaman aşırı yemek yemiş birisi gibi isimlendirmişler. Her zaman bu doğru olmayabilir. Az yiyip kilo alma gibi metabolik şeyleri konunun uzmanına sorabilirsiniz yanımızda. Kendimizi güvende hissediyoruz o burada olduğu için. Dolayısıyla ama isimlendirme böyle. Obezite neden bizim odak noktamız haline geldi? Morbidite yani hastalanmada artışa neden oluyor, bu kanıtlandı. Ve ölümlere neden oluyor, bu da kanıtlandı. Bu kişiler obez olduğunda daha az çalışabiliyor ve daha az üretken, verimli yaşayabiliyorlar. Zaten daha az yaşıyor, o az yaşamında da daha az üretken, hepten kayba uğruyoruz yani. Sağlık harcamalarında artışı sadece kendi kendine kaybetmiyor. Toplumun üreten bir kitlelerinin üretimini de ona harcamak zorunda kalıyoruz. Bu da bir başka boyutu sorunun. Birey olarak da kişi hayal kırıklıklarıyla dolu bir yaşam götürüyor. Birçok faaliyetten sadece kilolu olduğu için uzak kaldığını kendi de büyük bir gönül hüznüyle görüyor, gözlüyor. İnsanları fit, sağlıklı, uygun vücut yapısında tutabilirsek bütün bunlardan bir çırpıda kurtulmuş olacağız. Bu iş bir kısır döngüye benziyor. Kilo alırsan sedanter yaşam, fiziksel aktivite azlığı filan, bununla eşlik eden hastalıklar, sonra hasta olduğun için daha az hareket eden, daha sedanter yaşayan, kilo artıyor, kilo arttıkça daha az falan, birbirini tetikleyerek giden bir kısır döngünün içinde buluyorsunuz kendinizi. Obeziteyle ilişkili bir sürü sorun var, sağlık sorunu. Bunların her birisi için ayrı ayrı konuşulabilir ve hepsi kanıta dayalı, tıbbın bize verdiği yetkiyle bunları söylüyorum size. Ama burada bugün konuşacağımız diabetes mellitus, diyabet günleri nedeni ve onun altyapısını da çoğunlukla eşlik eden metabolik sendrom. Yine bu konuyu da kıymetli meslektaşıma bırakarak sadece bu ikisi arasında çok kuvvetli ilişki olduğunu söyleyip geçeceğim. Yağın yapısıyla ilgili bir takım tıbbi bilgiler vardı. Bunu da çıkaracaktım. Bugün konuşmada kullanmayacağım ama öğrencilerime bunu dağıtacağım. En azından bir temel bilgi olarak kalsın. Baz bilgi diye tuttum. Toplam yağ yapısı vücudun ağırlığının 10 ila 25'i kadar. Bu da değişik yerlerde hipodermis deri altı dokusu, omentum mezanter biliyorsunuz karın içi yağ şeyleri, zarları var. Kurban kesenler falan bilirler onu. Koyunun yağlarını falan alırlar. Omentum. Onu anatomi hocamız nerede? Ahmet Hoca. O size gösterecek. Kaslarda daha az, böbreklerde ve genital organlar civarında böylece birikiyor vücutta. Ama bizim için en önemlisi bel çevresi yağları herhalde. Erkekte vücut yağ oranı toplam vücut kitle şeyinin hacminin %10-12'si kadar ama kadında da %20-30'u kadar. Kadının hormonal bir takım oluşumları onun daha biraz daha yağlı bir yapıyla, daha yumuşak bir yapıda olmasını sağlıyor. Belki annelik için öylesi daha uygun, onu da bilmiyorum. Vücut yağ oranının hesabında şöyle bir formül var. Matematikten azıcık anlayan herkes bunu kullanabilir. Kadında şuraya sıfırı koyduğun için
şuradaki onluk farkı yok ediyorsun. Sadece şu katsayıların çarpımı -5,4 ile buluyorsun. Daha yüksek çıkıyor. Erkekte ilave bir 10 daha düşürttürüyorlar. Böylece böyle bir formülde bulmuşlar. Vücut kitle indeksi diye bir şey var. Onu da hocalarınız size anlatacaklar, bu indeksin hesaplanmasını. 18,5'un altındakilere böyle biraz kaş ektik, çok zayıf ve dikkat edilmesi gereken sınırda zayıflık oluyor. Ondan sonrasında gidiyor gidiyor 30'un üzerine çıkarsa vücut kitle indeksiniz, ya da İngilizce tabiriyle body mass index, BMI diye de görebilirsiniz bunu. 30-35 arası birinci derece, 39'a kadar ikinci derece, şuraya da morbid obez diyorlar. Artık ölümcül derecede rahatsız bu kiloluluktan. En iyisi 20-25 arasında kalmaktır. Çünkü ondan daha az olduğunuz zaman böyle hani sıfır numarayı falan, kızlar lütfen bu mesajımı iyi alın. Sıfır beden manken kızlara ya böyle böyle yürüyorlar falan podyumlarda. Onlar sağlıksız insanlardır. Lütfen onlara özenmeyiniz. Vücut kitle indeksinizi 20'nin altına çekmeye sizi özendiriyorlar. Sizin vücudunuz onun bunun estetik zevk alanı değil. Sizin sağlığınızın bulunması gereken kısmıdır. Onun bunun sizi daha ince görmesi için kendi sağlığınızı feda etmeyin. Sağlığınıza sahip çıkın. Hafif bir şekilde kilolu olmak mı artık sizin şeyinizde, her neyse, ben tıbbi olarak söylüyorum, 20-25 arası mortalite hızlarının en düşük olduğu, riskin, ölüm risklerinin, hastalanma risklerinin en az olduğu kısımdır. Çocukları öyle bir zorluyorlar ki 20'nin altına, 18'in altına çektirmeye çalışıyorlar. Bu modacıların yatacak yeri yok bu açıdan. Lütfen tıpçı özelliğiniz modacıların pompaladığı imajdan daha üste çıksın. Aklımızı ve bilimi kullanalım. İlk mesajım nasıl, iyi miydi? Hadi o zaman alkışlayın. Ama dikkat edin, kilolar arttıkça vücut kitle indeksi 35'e falan geldikçe 2 kat artıyor, 1,5 kat, 2 kat, 3 kat artıyor bunlar. Katlanarak gidiyor yani. Yağ dağılımı açısından vücut kitle indeksi, body mass indeksi iyi bir ölçüt de değil. Tek başına vücuda eşit dağılması veya tek bir yerde birikmesi meselesi var. Bel çevresinde aşırı birikirse o daha fazla tehlikeli oluyor. Vücudun bütün dokularına eşit dağılabiliyorsa yağ oranının biraz daha yüksek olması bizi rahatsız etmiyor. Ama tek bir yerde aşırı yüklenip göbeği böyle ne derler, kiraz çekirdeği yutmuş kürdan gibi görünürse o zaman o kötü oluyor işte. Hep aynı yerde biriktiği zaman kötü oluyor. Bel çevresi en iyi göstergedir bu açıdan. Bu ikisi de aynı kiloda. Bir tanesi köfte, bir tanesi yapılı, gayet güzel. Eğer bu hormonlu bir takım içeceklerle falan bu kası şişirmediyse, öyle bir şey yapmadıysa, ne kadar kas dokusu gelişirse o kadar bundan mutlu olabiliriz. Ama tek başına vücut kitle indeksiyle de karar vermek doğru değil. Tıpta hiçbir şey tek başına bir şeyle karara bağlanmaz. Multifaktöriyel ve çok boyutlu, vektörel çıktı olarak düşünülür. Yaşına göre, cinsiyetine göre, vücut yapısına, soya çekim faktörler hepsine beraberce değerlendirilir. Biri için rahatsız edici veya bizi risk kabul ettiğimiz bir şey öbürü için risk olmayabilir. Öyle tek bir tane doğrusu yoktur tıbbın. Ama erkekler ve kadınlar için bel çevresi ölçümleri, erkeğin işte belli bir şeyden sonra ölçümleri şudur budur filan diyoruz. Erkekte 102 santimden daha büyük çıkarsa göbek çevresinden ölçtüğünüz mezro şeyi ölçümü riskli oluyor. Kadında da 88 santimden daha büyük çıkarsa riskli oluyor. Genel hatlarıyla. Hangi şeyde
nelerin riskleri olduğuna dair basit tablolar var. Bunları burada konuşacak değilim. Nihayetinde tıp dersi vermiyoruz burada. Bir konuşma yapıyoruz ama bu slaydı size dağıtmak istiyorum. Alın, kopya edin. Kendi aranızda paylaşın. Elinizin altında bunlar bulunsun istedim. Bunları konuştuk. Obezite arttıkça mortalite riskinin böyle paraboloid bir şekilde katlanarak arttığına ve gittikçe body mass index arttıkça şeyin dikleştiğini, daha da fazla ölümcül hale geldiğini lütfen göz ardı etmeyin bu grafikten. Bu da gözümüzün önünde her zaman hayalimizde bulunsun. Dünya nüfusunun %65'inde kilo artışı görülüyor. Obezitenin zayıf kilolu olmaktan daha fazla ölüme yol açtığı artık kabul ediliyor. Aşırı kilolu olmak, zayıf olmaktan da beter bir durumdur. Her yıl yaklaşık 300 milyar dolar dünyaya burden of disease, hastalık yükü getirmektedir obezite. 300 milyar dolar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Dünyanın bir yılda bütün dünyanın ürettiği gayri safi hasıla 80 trilyon dolardır. 80'i 0,3 ile bölerseniz dünyada üretilen bütün paranın 240'ta birini sadece bir sağlık sorununa, obeziteye harcıyoruz. Başka bütün ihtiyaçlardan ne kadar büyük bir maliyet getirdiğinin hayalini size bırakıyorum. Anti-obezite ilaçlarının, o da ayrı bir şey, ilaçlar ne kadar gerçekten uygun şekilde pazarlanıyor. O Tayfun Hoca'dan o konuda da bir gün konferans dinleriz. İlaç pazarının yararlı ve zararlı yüzü deyip böyle bir başlık da atabiliriz. Her iki tarafını, bize madalyonun iki yönünü de anlatabilir. Tayfun Hoca, Türkiye Eczacılar Birliği'nin bilimsel kurul başkanıdır arkadaşlar. En bu alanda gördüğüm en yetkin insanlardan biridir. Ondan ilaç dünyasını ayrıntısıyla öğrenebiliriz. Ben çok öğreniyorum. Obezite maliyetleri ile ilgili diyabet, kanser, mesane hastalıkları, hipertansiyon, osteoartrit, koroner kalp hastalıkları, bakın hepsi bunlarla ilişkili. Obezite ile ilişkili ne kadar çok kronik hastalık gösteriliyor. Bütün harcadığımız tüm paranın %51'i obeziteye, bu kişi başına yılda harcanan ortalama dolar galiba, obez kişi başına 51,6 dolar. Bu biraz düşük geldi. Neyse, bilmiyorum, alıp yapıştırmışım bir yerden. 92 milyar dolarmış dünyada obeziteye harcanan para. Şurasına bakalım. Bunun %52'si doğrudan harcamalar, %47'si de indirect cost. Sadece ödediğimiz paralar dışında bunun yol açtığı dolaylı maliyetler de, salınımından dolayı maliyetler de dünya para tutuyor. Bu da hoşuma gitti, görsel hale getirmiş. Sadece Amerika'da CDC, bunu hiç unutmayın, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, dünyanın amiral gemisidir burası Amerika'da. Onun sadece Amerika için 275 milyar dolar para harcattığı gibi bir şey var. Verisi var. Son birkaç şey daha, Türkiye'deki durumu ben ortaya koyacağım. Sonra kıymetli konuğumuza, meslektaşıma vereceğim. Türkiye'de 12 yıl arayla iki tane büyük diyabet araştırması yapıldı. Obezite ve diyabet araştırması yapıldı. Ülkemizde yapılan en geniş araştırma bu. TURDEP araştırmaları deniyor buna. Burada işte 0-5 yaş arasındaki nüfustaki zayıflık, kiloluluk falan diye baktığınızda bu 0-5 yaşında çok önemli bir değişiklik yok gibi görünüyor. Yaş gruplarına hiç bakmaksızın
her yaş grubunda belli bir sorunun olduğu görünüyor, dikkat ederseniz. Şimdi ileri derecede obezler erkeklerde biraz daha az, kadınlarda biraz daha fazla. Ama genelin 3,9'u, %4'ü çıkmış. Obez olanlarda %30, fazla kilolu olanlar %34. Hepsini topladığınızda %60-65'i kilo sorunu yaşayan bir toplumu gösteriyor bu figür bize. Arkadaşlar, geneline baktığımızda kadınlarda sorunun biraz daha erkeklere göre fazla olduğunu görüyoruz. Bu kadar durum vahim mi hocam? Evet, bu kadar vahim. TÜRDEP 1, bu TÜRDEP 1 ne zaman olmuştu? 1999-2010'da TÜRDEP 2 oldu. 1998'de de TÜRDEP 1 oldu. Bak bu TÜRDEP 1'deki eski verilerimiz, biraz TÜRDEP 2'ye gittiğimizde ne kadar artışın daha yüksek olduğunu göreceğiz şimdi. TÜRDEP 2, bakın nerelere gelmiş arkadaşlar. Erkek ve kadın. Kadınların %30'unu obez olan, her 3 kadından biri Türk toplumunda obezdir. Bu araştırmanın sonucu. Bu da ne? Yaş gruplarına göre dağılımı. Gençlere baktığınızda çok daha fazlaya gidiyor. %60'a varıyor gençlerde. En yaşlı grupta bile kiloluların oranı 1/3'e geliyor. Her yaş grubunda özellikle 30'dan sonra giderek artışın, yükselişin 2/3'e kadar çıktığını ve azar azar indiğini ama asla istenilen noktaya düşmediğini görüyorsunuz. Erkeklerde de yine o kadar azımsanmayacak bir oranda. Hem erkeğin hem kadının sağlık sorunudur obezite. TÜRDEP 1'den 2'ye 12 yıllık sürede artışı gösteriyor. Erkeklerde artış, kadınlarda artış. Kalça çevresindekine şeye göre, bel çevresi ölçümlerine göre, vücut kitle indeksi ağırlığına göre boylarında bir fark yok. Şeylerinde, yaş gruplarında da bir fark yok. Evet arkadaşlar, Türk toplumunda body mass index gruplarının değişimi. TÜRDEP 1'de sarı şu kadarmış. Burada geçmiş. Sarı ne? Artık iyice ölümcül obez olanların oranı. Ne kadar? %1'di, %3,1'e çıkmış. 12 sene içinde. Şu 5'ten 8,8'e çıkmış. O BKI 35-39 oranı. Her birisini buradan baktığınızda 20-25 şuradaki azalışa en sağlıklı olan budur demiştik. Şuradaki azalışa dikkatinizi çekiyorum. Bu azalış hep en sorunlu olanlara doğru kayış şeklinde bizi korkutmaya başladı. 2010'dan sonra da daha yenisi yapılmadı. Sağlık Bakanlığı yapıldı mı? Yapılacak. Hazırlık içinde ama İnşallah daha yeni sonuçlar bundan daha kötü olmaz ama bilmiyorum sizin görüş. Kötü olacak değil mi? Daha kötü olacak. Neyse sonuç. Durum hiç açıcı değil arkadaşlar. Hiç açıcı değil. Üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Arada birkaç seçenek bir şeyler söyleyeyim. Ben konuşmamı noktalayacağım. Sağlıklı tercih. Sarf ettiğimiz enerjiyi dengeleyecek miktarda yemek yemektir. Yani hocam ben günde kaç kalori alayım bilmem ne. Ne iş yapıyorsun? Günde ne kadar harcıyorsun? Ona göre. Futbolcuyum hocam. Günde 2 defa antrenman yapıyorum. Haftada bir 90 dakika koşuyorum. Sen 4000 kalori ye kardeşim. Yakıyorsun. Evde oturuyorum. Gazetede öğlene kadar bulmaca çözüyorum. Öğleden sonra bakkala bir öyle gidip geliyorum. Ondan sonra oturuyorum televizyon izliyorum. Sen de yeme arkadaş. Vücut nihayetinde ne harcadıysa onu alarak da aynı kiloda dengede tutulabilir. Bunun dışında bir yolu yok bu işin. Sağlıksız çevrenin bize sunduğu şu olanaklardan kaçarak sağlıklı tercih yapabileceğiz. Bunu hiç unutmayınız. Birincisi bu. Büyük porsiyonlar, fast food'a aşırı yüklenme,
pakette gıdalar, oraya atılan katkı maddeleri, birçok dükkan ve mağazanın bize hep pastaneye gidiyorsun, olmadık çeşitte pastalar bana, beni ye beni ye diye fırlıyor. Nereye uçağa biniyorsun, ikram getiriyorlar filan. Her taraf sağlıksız yaşama bizi davet eden faktörlerle dolu. Buna rağmen sağlıklı kalmaya kahramanlık denir bence. Sağlıklı tercihler, kalori yakarak aldığımız gıdaları dengelemeye çalışmak, sağlıksızlıklarda yürüyen merdivenler, asansörler, kalkıp kendim öbür odadaki eşine çay getir demek için telefon açıyorum diyor arkadaş. E sen o zaman tuvalet yerine de yanına havuz alıyorsundur, lazımlıkla yapıyorsundur bu işi. Vallahi bir o kaldı dedi. E kilo alırsın, bundan kaçış yok ki. Hareketten kaçmamamız lazım. Bilgisayarlar bize hep masaya bağlıyorlar. Arabalar, otobüsler, trenler, uzaktan kumandalar, e-mail, WhatsApp, Facebook bize hep hareketten alıkoyan faktörlerdir. Kapıda bin kapıda in ortamları. Eskiden televizyon ilk çıktığında böyleydi. Şimdilerde böyle oldu. Oradaki kalınlığı biz kendi vücutlarımıza aldık. Sağlığa zaman ayırmak, bunun üstünde sağlığı geliştirmek üzere çaba sarf etmek bir insanın sağlıklı kalması için ön koşuldur. Acele içinde yaşamak, her zaman koşuşturma, oradan oraya an içinde yaşayamama, hep bir sonrasını düşünme, haldır uldur yerken bir yandan telefonla konuşma, ne yediğini anlarsın, ne konuştuğunu anlarsın. Karmaşık roller, programlar, kendine zaman ayıramama. Bundan hep bu sağlıksız yaşamın hazırlayıcı, predispozan faktörleri. Çok kilo aldım Tufan, çok diyor. O da abi yemeğin peşinden koşacaksın, böyle tüfekle müfekle olmaz diyor. Aslan bile avının peşinden koşmayıp tüfekle avlarsa tabii ki kilo alacaktır. Bizler bu aslanlar gibi avcılardık bir zamanlar. Koşuyorduk. Obeziteye teslim olmayın. Bu yaşlarda başlar. Yaşam tarzınızı yeniden temize çekmenin zamanıdır. Tıp bir, aynı zamanda hayatınızın sağlıklı yaşam felsefesini tam pekiştirdiğiniz dönem olsun sizin için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bana bu bilgileri sunan bu kaynak sahiplerine de teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Haydar hocamıza bu değerli konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer konuşmacımız Memorial Hastanesi'nden hocamız Doçent Doktor Sayın Ferit Kerim Küçükler'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Teşekkür ederim. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzunca süredir diyabet toplantılarını 14 Kasım nedeniyle yapıyoruz. Bu seferki ni yapmak sizin gibi genç değerli arkadaşlarla nasip olduğu için ben de çok mutluyum. Öncelikle en son hocamın gösterdiği kaynaklar kısmındaki Serdar Güler Hoca benim değerli hocamdır. Buradaki çalışmaların sonuçlarının çok büyük kısmı onun emekleriyle ve İlhan Satman Hoca'nın emekleriyle gerçekleşmiştir. Çapa'nın değerli hocasının. Çok kısa olarak hocam obeziteye girmeyeceğim ama iki konuda ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Birincisi çok güzel bir grafik gösterdiniz. Grafik şöyle gitti. Yani gençlerden başladı, orta yaşlarda arttı, yaşlarda azaldı obezite oranı. Niye yaşlarda azaldı hiç düşündünüz mü? Çünkü obezler daha erken ölüyor. İleri yaşlardaki obezlerin az olmasının nedeni obezlerin orta yaşlarda ölmüş olmasıydı. İkinci sorum sizlere, şu anda herkes kilosunu not alsın, birinci sınıftasınız, 6 yıl sonra sizce ortalama kaç kilo alacaksınız? Evet, kızların gözünde bir şey parladı şu anda. Hiçbir fikriniz var mı, şu an endişe ediyor musunuz? En az 10 kilo alacaksınız. Hocalarım hatırlarlar, birinci sınıfla mezun olduğunuzda 10 kilo fark var mıydı arada? En az. O yüzden sağlıklı yaşamak çok 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 önemli ve şu anda eğer önlem almazsanız
bu kilolar daha da fazla ilerleyerek devam edecek. Diyabet deyip de insülinin ne olduğunu söylemeden konumuza başlamak mümkün değil. İnsülin, pankreastan salgılanan kan şekerinin dengelenmesini sağlayan, yani yakıt olarak hücrenin içine sokarak onu enerjiye çevirmemizi sağlayan önemli bir hormon. Burada anahtar kilit enzim ilişkisini sürekli bundan sonra duyacaksınız. İnsülin hücrenin kilidini açarak kan şekerinin yani glukozun hücrenin içine girmesini sağlıyor. Ben biraz tarihçeden de bahsedeceğim. Birinci sınıfların olmasının böyle bir avantajı var şu anda. Sizi fazla tıbbi bilgilerle boğmak istemiyorum. 14 Kasım'ın neden kutlandığını değerli hocamız biraz önce söyledi. Çünkü insülin hormonunu izole eden Frederick Banting'in doğum günü. İnsülinin çok güzel, biraz da böyle meşakkatli, zorlu bir öyküsü var keşfedilmesinin. Bu kişi Oskar Minkowski. Avusturya'da 1889 yılında üniversitede bir toplantı salonunda bir konuşma hayal edin şu anda. Minkowski o zamanlar başarılı, her türlü deneyleri yapan, girişimci, hayvanlar üzerine deneyler yapan değerli bir bilim adamı. Toplantı sırasında yanındaki gruptaki insanların bir konuşmasına şahit oluyor. Konuşmada bir kişi, bir başka bilim adamı diyor ki, bir uzun zincirli yağ asidi üzerinde çalışıyorum, bunu izole etmeye çalışıyorum ama pankreastan salgılanan sindirim enzimleri nedeniyle bunu başaramıyorum diyor. Minkowski ister istemez lafa giriyor ve diyor ki o zaman pankreası çıkarın, bu problemi ortadan kaldırın diyor. Ama diğer kişi diyor ki Galen döneminden beri biliniyor ki pankreası çıkarılmış olan herhangi bir canlının hayatla bağdaşması mümkün değildir. Minkowski buna karşı çıkıyor. Hayır, ben bu deneyleri yapıyorum. Kesinlikle bu bilgi yanlıştır ve bunu size ispat edebilirim diyor. Tamam diyor. Ve o akşam evine gitmiyor, laboratuvara gidiyor. Deney hayvanlarından, köpeklerden bir tanesini alıyor. Ki o köpek bu köpek değil. İnternetten aldım bu resmi. Köpeğin pankreasını çıkartıyor ve ertesi sabah geldiğinde köpek hala hayatta. Herhangi bir problem olmuyor. Kendisi diğer bilim adamına haber veriyor. İstediğiniz çalışmaları bu hayvanın üzerinde yapabilirsiniz diyor. Ve kendisi yine çalışmalarına devam ediyor. Fakat bu sürede bir gün yine laboratuvarda böyle hararetli bir şekilde dolaşırken bir anda şöyle ayağını basıyor. Bir ıslaklık ne oldu diye bir bakıyor ve yerde bir idrar görüyor. Sinirleniyor. Temizlik görevlisi Mr. Jackson'ı çağırıyor. Ya niye bu temizliği yapmıyorsun? Bu laboratuvarın hali ne? Niye böyle oldu diye biraz çıkışıyor. Ama Bay Jackson da fırsat kolluyordu bu arada. O da aynı şekilde diyor ki bakın diyor sizin ameliyat ettiğiniz köpek ameliyattan sonra tamamen farklı bir hayvan haline geldi diyor. Buna su vermeye yetişemiyorum ve artık her yere çişini yapmaya başladı diyor. Ben bunu diyor bahçeye çıkarmaya, getirmeye, götürmeye yetişemiyorum diyor. Minkowski'nin aklında o zaman bir şimşek çakıyor. Bu hayvan çok su içmeye başlamış. Bu hayvan çok fazla idrara çıkmaya başlamış. Hemen elini atıyor idrara, ağzına doğru götürüyor. Şeker var mı diye bakacak. Öyle yapmıyor tabii ki. Diyor ki ben bunu bir analiz edeyim. Acaba idrarda şeker var mı diye bakıyor ve yüksek oranda şeker buluyor. Sonra hayvanın kan şekerini ölçüyor. İnanılmaz bir şekilde yüksek olduğunu görüyor. İşte birinci sınıf değerli öğrencilerinin koyacağı ilk tanı burada gerçekleşiyor. Bu hasta ne tanısı almış olabilir? Pardon. A. Diyabet, B. Goiter, C. Multiple skleroz. A. Diyabet tanısı arkadaşlar. Evet, bu hastaya diyabet tanısını koyuyor. Peki o zaman problem neredeymiş? Bir canlının pankreası olmazsa bu kişide diyabet hastalığı gelişiyor. Ve bundan sonraki yıl 1889'du. Bundan sonra insülin keşfini biraz önce duydunuz. 1923'te Nobel aldı ama 1921'de keşfedildi. Bundan sonraki süreç pankreastan bu gizemli hormonun keşfedilmesi, izole edilmesiyle geçiyor. Ve aradaki süre boyunca maalesef bu başarılamıyor. Onun farklı bir öyküsü var. İnşallah onu başka bir toplantıda anlatırız. Orada da tarihin bir takım cilveleri var. İnsülin çok çok daha önce bulunabilirdi. Gelelim 1921'e. Frederick Banting, Kanadalı bir bilim adamı. Daha doğrusu bir pratisyen hekim.
Ama o zamandaki belki anlayışlar bizimki gibi değil. Yollar belki daha da farklı işliyor. Bu kişi Toronto'ya aile hekimi olarak başlıyor. Kendisine küçük bir muayenehane açıyor. Fakat bilimden hiçbir zaman kopmuyor. Kendisi kendi çabalarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bir gün şu yazıyı okuyor. The relation of the isolate of Langerhans to diabetes with special reference to cases of pancreatic lithiasis. Buradaki Langerhans hücreleri bizim şu anda insülin salgısını yapan pankreastaki bildiğimiz adacık hücreleri ve bu çalışmanın üzerine ben bu insülini izole edebilirim fikri gelişiyor. Bununla ilgili bir yazı hazırlıyor ve bunu Toronto Üniversitesi'ndeki bölüm başkanı McLeod'a gönderiyor. McLeod'un da o arada acelesi var. Böyle bir şey çok teferruatlı bir şekilde inceleyecek bir vakti yok. Talep edilen şeyler birkaç ameliyat laboratuvar malzemesi, bir asistan konuyla ilgilenebilecek. Bunun gibi bir takım şeyler ve onay veriyor. Çok fazla üzerinde düşünmüyor. Onay veriyor malzemeleri ve asistanı. Biraz önce görmüştünüz. Best ismi kendisinin. Beraberinde Toronto'ya gönderiyor ve Bunting çalışmalarına başlıyor. Bu çalışmalar 1921 yılında sonuç veriyor ve insülini ilk defa izole ediyor. Onun da kısaca şeyini size söyleyeyim yöntemini. Esasında çok basit. Pankreas kanallarını bağlıyor. 6-8 hafta boyunca pankreasın ölmesini yani nekroze olmasını bekliyor. Nekroze olduktan sonra çok soğutulmuş bir tuz eriğinde bunun bir özütünü yapıyor. Bir ekstrat oluşturuyor ve bunu hayvana enjekte ediyor. Pankreası olmayan diyabetik bir hayvana enjekte ediyor ve kan şekerini 200'den 110'a doğru düşürebildiğini görüyor ve ilk insülin bu şekilde izole edilerek icat edilmiş oluyor. Bakın burada üretim tarihini görebiliyor musunuz? 1923 yazıyor. Toronto Üniversitesi. Peki bu kişi Bill Gates olsaydı sizce ne yapardı? İnsülini bulmuş. Ne yapardı? Patentini alır satardı size değil mi? Peki Bunting ne yapıyor? Sizlerin tıpkı yapması gerektiği gibi insülinin telif hakkını Toronto Üniversitesi'ne bedelsiz devrediyor. Bu işten 5 kuruş para kazanmıyor. Bu da Leonard Thompson. Bu halde ilk defa insülin uygulanan kişi ölmek üzere resimden anlayacağınız üzere birkaç yıl sonraki hali böyle. Gözlerindeki korku geçmemiş ama İnsülin sayesinde yaşamı uzayan ilk kişi Leonard Thompson sağlıklı bir hayat sürüyor. Burada benim bir tane daha şeyim vardı ama sanırım onu koyamamışım. Daha sonra Times'ta kapak oluyor Nobel aldığı zamanki ödülü. Umarım ki sizin arkadaşlarınızın arasından da sizlerden de bu başarıları gösterecek değerli bilim adamları çıkar. Gelelim insülin direncine. Magazinsel tıbbın önemli konularından bir tanesidir insülin direnci. İnsülin ne dedik? Glukozun hücrenin içine girmesi için gereken hormondu. Eğer bu girme yolaklarında bir dirençle karşılaşırsanız, yani daha fazla miktarda insülini hücrenin içine sokmak için daha çok insülin salgılamanız gerekirse biz bu duruma insülin direnci diyoruz. Yani bir glukozu bir birim insülinle sokuyorsanız, direnç olup da bir glukozu 10 birim insülinle sokmaya başladıysanız direnç vardır. İnsülin izleyeceği iki tane yol vardır vücutta. Bu normal fizyolojide olan şeydir. Bu yoldan giderseniz şekeri düzenler. Şekeri hücrenin içine sokar, damarların genişlemesini sağlar. Yani olumlu etkilerdir. Eğer siz bu yolakta bir blokaj yaratırsanız bu yolak daha fazla çalışmaya başlar. Ne var burada? Hücrelerin çoğalması, damarın büzüşmesi, damarların sertleşmesi, oksidatif stres artışı. Oksidatif stres dediğimiz nedir? Siz yemek yerseniz bunun karşında bir dışarıya maddeler üretilmeye başlar. Artık maddeler üretir. Bunlar vücutta çok birikirse zararlı etkiler ortaya çıkarmaya başlar. Böyle söylediğimiz zaman çok bir şey ifade etmiyor gibi. Ama o zaman hücre çoğalmasının karşısına kanseri koyalım. Damar büzülmesi ve damar sertleşmesinin karşısına kalp ve beyin hastalıklarını, felçleri, kalp krizlerini koyalım. Oksidatif stresin yanına her türlü şeyi koyabilirsiniz. Kanseri koyabilirsiniz, romatizmal hastalıkları, inflamatuar hastalıkları koyabilirsiniz. Demek ki insülin direnci olup da bu taraf fazla çalışmaya başlarsa pek çok hastalığa ve ölüme yol açan süreç başlıyor.
İnsülin direncinin bulguları nelerdir? Yemek sonrası uyku hali, tekrar tekrar acıkma, tatlı yeme isteği, kilo vermede güçlük, yorgunluk gibi bulgularla karşımıza çıkabilir. Gelelim diyabetin tanımına. İnsülinin eksikliği veya mevcut olup da etkisine karşı direnç geliştiğinde, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasının bozulduğu, sürekli tıbbi bakım gerektiren kronik bir metabolik hastalıktır. Şimdi böyle söyleyince çok kafa karıştırıcı geliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey bu. Bakın biz burada hep şekerden bahsediyoruz ama olay sadece şekere indirginemez. Hem protein metabolizması hem yağ metabolizmasının bozulması söz konusu. Diabetes mellitus'un isim anlamına baktığımızda Yunanca'dan diabetes sifon demek. Sifon ne? Bir sıvının iki odacık arasında yer değiştirmesini sağlayan bir boru düşünün. Mellitus da tatlı demek. Yani esasında çok idrara çıkan ve idrarı tatlı olan ifadesidir bu. Bu bizim topraklarımızdan Kapadokya'dan Areteus'un ilk defa klinik olarak tanımladığı, esasında ta eski Yunan, daha eski Mısır dönemlerinden beri bilinen hastalık. Neden diyabet oluşuyor? Pankreasta bir haraplanma oluşuyor. Genetik nedenler devreye giriyor. Dış etkenler, virüsler, inek sütü, vitamin D eksikliği gibi multifaktöriyel bir hastalıktır. Ülkemizdeki diyabet sıklığı hızla artıyor. Demin turdep verilerini hocam sundu. %7.2'den %13.7'ye çıktı. Bu şu anda kesinlikle %15'lerde. Yeni çalışmalarda ne olacak bilmiyoruz. Ama %90'dan fazla bir artış var. Yani çok kaba bir hesapla Türkiye'de 8 milyon kişide diyabet var. Prediyabet dediğimiz, yani diyabet daha gelişmemiş ama öncesi olan dönemlerde ise rakamlar yine çok korkunç. Yaklaşık %30 kişide diyabet öncesi dönem mevcut. Rakamlara devam edersek, dünyada şu anda 425 milyon diyabetli var. 2045 yılında bu sayının 629 milyon olacağı düşünülüyor. Yeni diyabet sayısı her yıl 7 milyon kişiye konuyor. Komplikasyonlardan 4 milyon kişi ölüyor. Her 10 dakikada bir kişi diyabete bağlı nedenlerden ölüyor. 2 kişide de yeni diyabet saptanıyor. Diyabetli hastaların büyük çoğunluğu 40 ila 59 yaş arasında. Maalesef 183 milyon kişisi diyabetik olduğunu bilmiyor. 353 milyon kişide bozulmuş glikoz toleransı, yani yine diyabet öncesi dönem mevcut. Her yıl 78 bin çocuğa yeni tip 1 diyabet tanısı konuyor ve dünyada 1 milyon tip 1 diyabet hastası var. Diyabetin tiplerini kabaca ayırırsak tip 1, tip 2 ve gebelikte gelişen diyabet olarak ayırabiliriz. Tip 1, vücutta insülinin hiç olmadığı, çocuklarda daha sık gözüken ve mutlaka insülin tedavisi gereken diyabet tipi. Tip 2 ise insülin ya eksik ya da etkisine karşı direnç var. Bunlar genelde obez kişiler ve genellikle de erişkinlerde gözüküyor. Gebelik diyabeti sadece gebelik döneminde ortaya çıkıyor ama bu gebelikten sonra her ne kadar düzelse de ileriki hayatında riskin arttığı anlamına geliyor. Şimdi belirtilerine bakalım şeker hastalığının. Neler var? Yorgunluk, çok yemek yeme, çok su içme, algılamada bir problem mi var acaba? Bu taraftan ha. Ha tamam. Çok idrara çıkma, el ve ayaklarda yanma, kilo kaybı. Tabii kilo kaybı buradaki gibi böyle çok arzu edilen, istenilen bir durum değil ki bu alet hala yapılamadı. Burada demin söylemiştik, protein ve yağlar da etkileniyor. İstemsiz bir kilo kaybı gerçekleşiyor. Bulanık görme, niye? Yükselen şeker lens tabakasıyla ilgili bozukluklara neden oluşuyor ve yüksek şekerde bulanık görme gerçekleşiyor. Yaraların iyileşmesinde gecikmeler ve cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor. Biz diyabet tanısını nasıl koyuyoruz? Eğer kan şekerinde açlık kan şekeri düzeyi 126 ve üzerinde ise, şeker yükleme testi yaptığımızda ikinci saat değerler 200 ve üzerinde ise, 3 aylık şeker ortalaması 6,5'un üzerinde ise biz diyabet tanısı koyuyoruz. Bizim gibi riskli ülkelerde 40 yaşından sonra her 3 yılda bir kan şekerini düzenli olarak ölçtürmemiz gerekiyor.
Kimler risk altında? Şu an bu odada olup da diyabeti olmayıp da olma riski altında olanlar kimler? Özellikle birinci ve ikinci derece akrabalarınızda diyabet varsa, yani annenizde babanızda diyabet varsa sizde de risk vardır. Hipertansiyonu olanlar, yüksek kolesterolü olanlar, polikistik over sendromuna sahip olanlar, iri bebek doğuran kadınlar, kendisi düşük doğum ağırlıklı doğanlar ve hareketsiz yaşam tarzı olanlar risk olanların sadece bazıları. Diyabetin kendisini sadece şeker yüksekliğine indirgeyemeyiz. Pek çok sistemi etkiliyor. Diyabet damar olan her türlü yerde hasar yaratma potansiyeline sahip. Gözlerde, kalpte, böbrekte, ayak sinirleri ve damarlarında bulgular verebiliyor. Neden diyabet önemli? Ölüme neden olan hastalıklar içinde 5. sırada. Tüm ölümlerin %60'ı diyabet veya çoğunlukla diyabete eşlik eden kronik hastalıklara bağlı. Kalp damar hastalıkları riski 2-4 kat daha fazla. Böbrek nakli yapılan hastaların, 65 yaş altı körlüklerin, travma dışı organ kesilmesinin en önemli nedeni diyabettir. Diyabetik hastaların yaşam süresi 5 ila 10 yıl arasında, eğer kendilerine dikkat etmezlerse kısalmıştır. Ülke ekonomisine de önemli bir yük oluştururlar. Biz laboratuvar testleriyle hastaları değerlendiriyoruz. Kan şekerini, 3 aylık şeker ortalamalarını, kolesterol düzeylerini, lipid düzeylerini, pek çok faktörü değerlendirerek hastalarımızı takip ve tedavi altında tutuyoruz. Sadece diyabetle olay bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Eşlik eden hipertansiyon, depresyon, bilişsel bozukluklar, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, kanser, kırıklar, obezite, diş hastalıkları, işitme kaybı, testosteron düşüklüğü gibi pek çok yandaş hastalıkla beraber seyrediyor. Bu nedenle diyabetik bir hastayı pek çok hekimin değerlendirmesi gerekiyor. Göz hekiminin görmesi, gebelik planı varsa kadın doğum tarafından değerlendirilmesi, diyetisyen, diyabet eğitimi alması, ağız ve diş sağlığı açısından değerlendirilmesi ve psikolojik destek almaları gerekiyor. Diyabette eğitim çok önemli. Biz hastalarımıza tekrar tekrar diyabet eğitimi veriyoruz. Neden? Hastalık hakkında bilgilendirilmesi gerekir, tutum ve davranış kazanması gerekir, sağlık durumunu iyileştirmek, en azından kötüye gitmesini engellemek gerekir. Tedavide hedeflerimiz nelerdir? 3 aylık kan şekeri ortalamasını %7'nin altında tutmaya çalışıyoruz. Açlık kan şekerlerini 80-130 arasında, tokluk kan şekerlerini 160'ın altında tutmaya çalışıyoruz. Tedaviyi basamaklarsak öncelikle tabii ki tıbbi beslenme tedavisi, yani ne yiyecek, ne içecek, nasıl davranacak, bunların öğrenilmesi. Mutlaka egzersiz yapması, egzersiz planlanması. Kullandığımız ilaçlar oral antidiyabetik dediğimiz haplar ve insülin dışında kalan enjeksiyon yöntemleri ve son olarak değişmez tedavi olan insülin tedavisi yer alıyor. Diyabetik hastaların akut bir de ciddi komplikasyonları vardır. Akut yani ani gelişen, hızlı gelişen. Bunları da diyabetik koma olarak bilirsiniz. Bunların arasında diyabetik ketoasidoz en sık gözükenidir. Hiperozmalar durum ve laktik asidoz komaları vardır. Hipoglisemi ise tam tersine kan şekerinin düştüğü, 70'in altında olduğu durumlarda gözükür. Diyabetik ketoasidoz olan bir hasta bulantı, kusma, karın ağrısı, şuur değişikliği nedeniyle başvurur. Kan şekeri çok yüksektir ve acil olarak sıvı ve insülin tedavisi almaları gerekir. Kan şekeri düşüklüğü ise az beslenmeden, öğün atlamaktan, insülin dozunu fazla yapmaktan veya egzersiz yoğun bir şekilde yapmaktan kaynaklanabilir. Hipoglisemiye giren bir hastada huzursuzluk, terleme, çarpıntı, yorgunluk, sinirlilik, açlık hissi, koordinasyon bozukluğu gibi bulgular ortaya çıkabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Kan şekerini hızlı bir şekilde düzeltmek için 4-5 tane kesme şekeri verebilirsiniz. 150-200 mililitre meyve suyu verebilirsiniz. Ama insülin salgısını bir kez daha arttıracak olan çikolata, gofret gibi yağlı besinlerden sakınmak gerekir. Tip 1 hastalarda ise yine enjeksiyon şeklinde yapılan glikagon iğnelerini kullanabiliriz. Benim diyabet hakkında size bugün anlatmak ve paylaşmak istediklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buyurun hocam.
Şöyle sağlıklı yaşam koşullarının içinde normalde herkesin yapması gereken, yani diyabetik olduğu için değil, sigara içmek, alkol tüketmek, katkı maddeli ürünler, tatlandırılmış ürünler, fruktoz içeren ürünler gibi, daha doğrusu paketlenmiş gıdaların neredeyse çoğu ya da benim kızımın deyişiyle hoşuna giden neredeyse her şey vücuda zararlı gibi gözüküyor. Katkı maddelerinden uzak durmak, hareket etmek gerekiyor. Artık adım sayarlar var telefonlarımızda. 10 bin adımı mutlaka herkesin görmesi gerekiyor. Unlu gıdaları kısıtlamamız gerekiyor. Karbonhidrat kaynaklarını tüketirken dikkat etmemiz gerekiyor. Glisemik indeks diye bir kavram var. Yani aynı miktarda, aynı maddeden yediğinizde kan şekerini daha az yükseltenleri tercih etmemiz, dengeli yükseltenleri tercih etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum tekrar. Hocamızı hemen göndermiyoruz hocam. Doçent doktor hocamıza plaketi vermek üzere Murat Kalemoğlu'nu sahneye davet ediyorum.